85 yaşındaki Mehmet Tektekin. 6 Haziran 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emek Caddesi'nde karşıdan karşıya geçiyordu. Toma'nın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olaydan iki gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından Toma'yı kullanan polis memuru Uğur Kağan'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Polis memuru yeşil ışıkta geçtiğini iddia etti. Mehmet Tektekin'in Toma'nın kör noktasında durduğunu ileri sürerek olayda kusur, kabahat ve kastının olmadığını söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 5 gün içinde jet soruşturmayı tamamladı. Sanık polis memurunun beyanları doğrultusunda iddianame hazırlandı. Uğur Kağ hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görüleceği Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen MOBESE görüntüleri ve bilirkişi raporu polis memurunun ifadesini yalanlar nitelikte. Sanık polis memuru ifadesinde yeşil ışıkta geçtiğini, Mehmet Tektekin'i Toma'nın kör noktasında geçtiği için fark etmediğini iddia etmişti. Çevik Kuvvet Ön Nizamiyesi önünde bulunan sabit mobese görüntüleri bunun aksini gösteriyor. Toma kamera açısına saat 18.43.08'de giriyor. 18.43.32'de Mehmet Tektekin Toma'nın önünde görülüyor. Bu sırada Toma sol şeridi kapatmış, burnu kavşaktan yaklaşık bir metre çıkmış görünüyor. Tektekin sol taraftan yani şoförün bulunduğu taraftan Toma'nın önünden geçmeye çalışıyor. Tektekin ile Toma arasında yaklaşık 2 metre var. Kırmızı ışıkta hareket eden Toma saat 18.38'de Tektekin'e çarpıyor ve üzerinden geçiyor. Etrafta bulunan yurttaşlar toplanmaya başlıyor. Toma'dan inen bir polis yerde yatan Mehmet Tektekin'in yanına gidiyor. Kavşağın karşısında bulan Çevik Kuvvet Polisi karakolundan da polisler geliyor. Yurttaşların olaya tepki göstermesi üzerine bir polis belindeki silahı çekip havaya ateş açıyor. Olay yerine 5 Toma konuşlandırılıyor. Saat 18.50-26'da bu defa alana uzun namlulu silahlar taşıyan polisler geliyor. Polis tepki verenler arasında bulunan bir genci yakapaça gözaltına alıyor. Trafik bilir kişisi Vedat Bayramlar tarafından MOBESA görüntüleri incelenerek hazırlanan 2 Ocak 2019 tarihli 6 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.